Meslek hayatımda yani en renkli az önce anlattığım Orhan Gencebay fotoğrafıydı. Onun dışında nerede bir deprem, nerede bir trafik kazası, nerede bir sel, nerede bir olay, nerede bir öğrenci olayı, nerede bir toplumsal olay. Ben hep orada oralardaydım. Hep onları çektim ben meslek hayatım boyunca. Ve bu depremlerden bir tanesi de unutamayacağım. Belki çok küçüktü deprem ama yani Kaynaşlı'yı çok vurmadı. Yani iyi ki çok vurmadı yani. Ama bir kişi bile orada vefat ettiyse o da bir candır sonuçta. Orada bir olay yaşadım ben. Meslek hayatım boyunca değil, ömrüm boyunca unutamayacağım bir olaydır. Olay şu, akşam mesai bitiminde çıktım eve geliyorum. Daha eve varmadan saat 7 civarında telefon edildi gazeteden. Ali Fuat hazırlığını yap, Kaynaşlı'da deprem oldu. Yetiş, araba geliyor. Peki, araba geldi. Yani erzağımızı merzağımızı aldı. Çünkü depreme gittiğimizde orada yiyecek falan hiçbir şey bulamıyoruz. İçecek suyumuzu, her şeyimizi alıyoruz yanımıza, arabamıza koyuyoruz. Öyle gidiyoruz yani. Ve yaklaşık 1,5 saat ve 2 saat sonra Kaynaşlı'daydık. Bolu'ya uğradık. Kaynaşlı'dan Bolu'ya geçtik. Tabii karanlık çökmüştü. Çeşitli kereler durduruldu, deprem oldu, nereye gidiyorsunuz falan filan diye durdurulduk tabii yani. Gazeteci olduğumuzu söyleyerek geçtik gittik. Bolu'ya geldik, valinin oradan girdik. Karanlık her taraf, elektrikler kesik. Göz gözü görmüyor. İnsanlar kendi imkanlarıyla ışıtmaya çalışıyor falan filan. Daha her şey çok yeni. Ne olduğu belli değil. Daha yeni yeni iş makineleri, mevcut iş makineleri çalışmaya başlamış. Dedi ki herhalde karanlık çünkü her taraf. Dedi ki herhalde çok büyük bir deprem. 1999'du. Ve zaten ondan önce de şey olmuştu galiba, büyük deprem olmuştu. 99 bu Körfez depremi olmuştu. Bunun da dedik herhalde devamı gibi öyle çok büyük bir şey falan diye düşündük. Zaten ondan da çok etkilenmiştik. Bizim şöyle bir olayımız var. Şöyle bir travma yaşıyoruz. Ben şahsen kendim daha doğrusu. Fotoğrafı duygusuz şekilde çekiyoruz. Hissetmiyoruz. Orada 300 kişi ölmüş, 500 kişi ölmüş, 10 kişi ölmüş. O bizim amacımız o fotoğrafı çekmek. Belki çok garip gelecek insanlara, izleyenlere falan ama ondan sonra onun travmasını yaşıyoruz biz. Yani hani normal düşünmeye başladığımızda o travmayı yaşıyoruz. Böyle bir foto muhabiri olarak benim böyle bir şeyim var. Çıkmazım var. Neyse Bolu deprem, Bolu'yu dolaşıyoruz karanlık her taraf. Dediler ki bir enkazın yanında, dediler ki bu enkazın altında bir kadın var dediler. Hamile bir kadın var dediler. Çok dikkatimi çekti benim o. Nasıl yani dedim. Ama henüz daha yardım ekipleri ulaşmamış. İnsanlar kendi çabalarıyla ellerine geçirecek kazma, kürek, hatta tencere, tava öyle diyeyim. Onlarla enkazı kazıp yaralılar veya işte vefat edenleri çıkarmaya uğraşıyorlar filan. Neyse sonra bir ekip geldi. Dediler ki işte burada bir 5 katlı ev vardı. O ev yıkıldı. Onun da bodrum katında yaşayan daha önce Marmara depreminden canlı kurtulup Bolu'ya yerleşen bir kadınmış o. Bir kadın var dediler. Muhtemelen de hamile dediler. Öyle mi filan oldum ben. Bekledim orada. Sonra askeriyeden bir ekip geldi. Onlar baktılar ettiler. Bu komando Tugay'ı var Bolu'da. Oradan bir ekip geldi. Başlarında bir tane paşa vardı. Tuğ General galiba. Komando Tuğ General. Emri verdi dedi ki bu enkaza gireceksiniz dedi. Ve Ankara'dan bir ekip çıkarmışlar onun için.
O ekibi ben ilk defa gördüm. Daha o zaman bu jandarma kurtarma ekipleri, efendime söyleyeyim, yani bu askeriyenin kendi ekipleri falan yoktu o zaman. Bir ekip yapmışlar o zaman. Dev gibi bir araç geldi. Amerika'dan özel getirilmiş bir kurtarma aracı galiba o. Bir tane astsubay komutanlığında geldi o. Burada Hava Kuvvetleri'nden, Ankara'da Hava Kuvvetleri'nden geldi o araç. Böyle bir 70 boylarında bir tane havacı, komando ama yani. Daldı enkazın içine, askerlere çurayı temizlerim, daldı enkazın içine girdi. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra çıktı. Dedi ki aşağıda kadın var bir tane, canlı, hamile. Bunu kurtarmamız lazım ama kurtarmak o kadar zor ki dedi, kadının bir bacağının üzerinde kolon var dedi. O kolonu kaldıramazsak o kadını çıkaramayız dedi oradan. Ve dedi çocuğuyla birlikte hayatını kaybeder dedi, yani orada kalırsa o kadın dedi. Neyse iyice ben artık şey oldum yani, oraya kendimi oraya bıraktım artık, öbür enkazları falan filan, her şey, depremdeki öbür şeyleri bıraktım, her şeyi. Ben onu beklemeye başladım. Yani onu dedim sonuna kadar takip edeyim. Kendim kilitlendim oraya artık ben. Neyse birileriyle konuştu o astsubay. Sonra galiba valilikten veya nereden geldiklerini bilmiyorum. Yani insanlar geldiler. İtfaiye geldi, bilmem ne geldi. Enkaza tekrar girdiler. Yine aynı raporu verdi o astsubay. Bu sefer komutanı dedi ki, o Tuğ General komutan dedi ki, peki dedi ne yapmak lazım dedi. Onu çözelim dedi. Zaman geçiyor dedi. Hava da soğudu bu arada. Komutanım dedi ya, kadının bacağını kesilmesi lazım dedi. Yoksa dedi kurtarma ihtimalimiz çok az dedi. Veya dedi çocuğu alacağız dedi. Yani çocuğu hani alınması lazım dedi. Hani kadını feda edeceğiz dedi. Neyse bir süre girmediler, kaldılar öyle. Bir yerlerden telefonla tabii iletişimleri sürüyor. Dediler ki tamam, giriyoruz şeye, enkaza. Kadını çıkaracağız. Kadını çıkaracaklar ama kolonu kaldıramıyorlar. Sıkıntı o. Üstünde 5 katlı apartman, kolonun üstünde, kadının üstünde. Kolonu kaldıramıyorlar yani. Öyle bir imkanları yok yani. Ve çok onu kaldırmak günler zaman alacak ve kadının da yaşayacağı zaten şey değil yani. Meçhul değil, yaşayamayacak. Gidecek yani, kadını kaybedecekler. Neyse bir doktor ekibi geldi. Biz de izliyoruz yanlarından, izliyoruz falan böyle. O ekip dedi ki inelim biz dediler. Doktorlar indiler, çıktılar, uzatmayın fazla. Dediler ki kadının bacağını keseceğiz ve kadını alacağız. Ve çocuğunu da kurtarmış olacağız, kadını da kurtarmış olacağız. Buna karar verdiler. Ne gerekiyorsa bunu yapalım dediler. Dedi ki komutan dedi ki peki dedi aşağıda dedi indiniz gördünüz. Yani hani o operasyonu yapabilecek bir durum var mı yok mu, öyle bir alan var mı yok mu? Yaratırız dediler, yani yapacak bir şey yok. Yani o kadını bir şey yapacağız dediler yani. Kurtaracağız orada, almamız lazım dediler yani. Yoksa çocuk da gidecek, kadın da gidecek yani. Neyse ona karar verdiler. Gereken yapılsın dedi komutan. Sağlık ekibi gitti hastaneye, Bolu Devlet Hastanesi'ne gitti o zaman. Ekiple geldiler. Ekipte kimler var? Genel cerrah var. Kadın doğum uzmanı var. Anestezist var. Ortopedist var ve hemşire ekibi var. Yani kalabalık bir ekip. O astsubay indi aşağıya, onlara oradan yaklaşık bir saat falan süren bir çalışma sonunda bir yer açtı. Çalışma yani operasyon yapabilecek bir alan açtı. Onları peşine taktı, indirdi hepsini. Fakat gece saat 2 falan oldu artık yani. Buz gibi bir hava. Çok üşüyoruz ama orayı da bırakamıyoruz yani. Meslek
Yani önemli çünkü yani çok önemli bir şey. Bir de dedim ya ben kendimi oraya kitlemişim artık diye yani oraya ben tamamen bütün dünyayla ilişkimi kesmişim oraya kitlemişim kendimi. Bu kadını çıkaracaklar. Neyse bekledik bekledik sabaha karşı güneş doğarken kadını çıkardılar. Ve kadının bacağını kesmişler. Kadına sormuşlar demişler ki bacağın eğer bacağını kesersek çocuğunu da kurtarırız. Ama öbür türlü çocuğun yok yani hani enkazı toparlamaya çalışsak yok olmayacak demişler. Tamam demiş kadıncağız çocuğunu feda etmemek için bacağını kestirmiş kadıncağız. Bu çıktı tabii yani biz hikayeyi doktorlardan dinledik. Doktorların anlatmasından dinledik. Ve kadının çıkmasını bekledim. Kadını çıkardılar. Ameliyat önlükleriyle falan örtmüşler kadını üşümesin diye. Battan sonra hemen battaniye örttüler. Ben kadını el salladı, fotoğrafımı çektim. Orada hüngür hüngür ağlamaya başladım ben. Hayatla yeni bir buluşma oldu çünkü. Hem çocuk kurtuldu hem kadın kurtuldu. Ve ben ona tanık oldum. Ve bu olay beni çok etkiledi. Gazeteyi aradım dedim ki ben artık burada duramayacağım. Yani depremde çalışma yapamayacağım. Beni buradan alın. Başka arkadaşı görevlendirin. Sağ olsunlar. Onlar da o zaman anlayışla karşıladılar. Ve beni oradan aldılar. Bu olayı ben ömrüm boyunca unutamayacağım. Her anlattığımda da duygulanırım. Her anlattığımda da aynı heyecanı, aynı duyguları yaşarım. Sanırım o kadın şu anda, o çocuk da delikanlı olmuştur herhalde. Kadın da yaşlanmıştır belki de bilemiyoruz tabii yani. Yani Allah onlara da sağlık versin, uzun ömürler versin. Bir daha da böyle bir olayı hiç kimse yaşamasın. Deprem gerçekten denildiği kadar, anlatıldığı kadar çok ciddi bir doğa olayı. Ciddiye alınması gereken bir doğa olayı ve ben her deprem olduğunda daha ondan sonra da başka depremlere gittim ve ben çok ürperiyorum depremlerde artık. Evimde küçük bir sallanma bile olsa çok tedirgin oluyorum kendimi dışarı atıyorum hemen. O kadar etkilendim yani ve bunu yaşayanlar nasıl etkileniyordur artık bilemiyorum. Onun için depreme karşı her türlü önlem bir an önce alınmalı. Hükümetler ne yapıyor? Yapmıyor. Onu ben bilemem. Onların bileceği iş o. Ama bir insanın bile depremde ölmesini istemiyorum ben. Budur. Serdar'cığım.